Ben şunu beyan etmek istiyorum size. Sizden istirhamım nacizane şeye, Esma Hanım'a sorunuz lütfen. Esma Hanım'ın yaklaşık bunu da burada da birçok kişi de bilir. Yaklaşık 350-400 yaşında şırfın. Bu ne İngiliz? Bu nedir ya? Nesi var? Yok daha neler. Yaşında. Burası hoca efendi değil. Yani ben kaç yıldır bu işi yapıyorum. O kadar ya, habere bakınız, gittim. Program olayı yaptım. O kadar çarptı. Bir dakika Esma. Beni o kadar suçlu duruma düşürmeye çalışıyor. Esma müsaade. Tuhaf, komik bir dur ya. Çok tuhaf Esma, ve komiksin. Dur. Yani ben yani anlamadım. Yani anladım da bir daha anlamak evet, istiyorum. Şimdi 300-400 yıllık şırfıntı diye 3 harflisi var. Evet. 3 harflileri mi var? Ne yapıyor? Varmış işte, varmış ne efendim. Yapıyor peki o üç harflilerle? Vallahi efendim... Var mı? Bizi çarpmaz hayır. Değil mi? Hayır. Vallahi... Ne alaka? Ben yaşadıklarımın hepsini biliyorum. Evi onlar mı yaktı yani Ahmet? Hayır. Hiç ne var bu üç harfleri yok. Var diyelim. Psikolojisinden bahsediyorum. Esma Hanım da onlar mı çarptı? Böyle hayır. Bir durum var efendim. Hayır, sizi mi çarptılar? Ya olsa diyelim onun 300'ü... Herhalde onlar çarptı beni. Hani nereye varacak? Ben bir dakika nereye varacağını merak ettim. Hocam da onu merak ediyor. Allah aşkına diyelim ki 300-400 yıllık 3 harfleri var. Ne olacaksın? Sohbat yani. Nedir yani? Hocam ne demek istediğim muhtemelen çok iyi anladı. Hanımefendinin psikolojisinde sıkıntı var efendim. Müşahedeler yani bu sizin inancınız var. Değil de Esma Hanım'ın inandığı bir şeyden bahsediyorsunuz. Öyle anladım. Vallahi efendim ben kendisine Esma Hanım ya, hatta Hatun şu senin 300-400 yıllık o şeye nereden söyle de, nereye? Beraber güldük ya yani. Bir dakika siz o üçüncüsün diye Esma Hanım o yüzden mi beraber ya oldunuz? Efendim, resmen ya alenen çarptı. Ay madem öyle psikolojisi iyi değil, neden aynı evi paylaşıyorsunuz? Gidin o zaman o evden. Peki, kurtarın kendinizi. Esma Hanım ikiye bir şizofren deyip duruyor. Evet. İçinizden birinde bir tanı var mı böyle gerçek anlamda? Hayır, bir tanı? Yok. Çünkü bu ama kendisi ilaç kullanıyor. Ama yani şizofreni bir hakaret değildir, bir hastalıktır. Onun için hani şizofreni tanısı yoksa kendisinde varsa da var. Kendisinde var. Annesi dahi söyledi. Sizin var tedavi mı? Ettim. Hayır benim hiçbir şey sorunum yok çok şükür. Aklım başımda, akıllı ve mantıklı. Kendi annesi bile dedi hasta bu dedi. Ben bunu tedavi ettirmek istiyorum kızım dedi. İkna edemiyorum dedi. Kendisi resmen ve alenen... tamamıyla her şeyi farklı farklı yönlere çekerek şimdi ben... farklı farklı yönlerden bir şeyleri çıkartıp anlatmaya çalışıyor. Ben ona diyorum ki bana olan borçlarını beni borçlandırdın, benim paramı yedin. Ben onların cevabını beklerken o tutmuş üçlüleri, dörtlüleri çıkarıyor ortaya. Bu nereden çıktı nedir şimdi? Şimdi üçlüler, dört harfler olsun. Çarpıtıyor ya, tamam. Çarpıtıyor Esma, resmen. Esma, dur ben Ahmet Bey'e şunu konuşmak istiyorum. Diyelim ki psikolojisi bozuk sizin iddianıza göre. Ve üç harfleri var. Neden o evde kaldınız ve hala ısrarla o evde kaldınız sorusunun yanısını ben almak istiyorum. Ne işiniz var efendim, o zaman orada? Gidin. Kalmayın. Ben pek aldırış etmedim bunun bu hallerine.